Sokağın ne konuştuğunu ekranlara yansıtıyoruz sizlere, biliyorsunuzdur izleyenler olarak. Sokakta her zaman tabii ki sıkıntılı dönemimiz, sıkıntılarımız konuşulmuyor. Başka konular da var. Mesela Katar'da başlayacak olan FIFA Dünya Kupası. Bakalım vatandaş ne düşünüyor, kimleri favori görüyor? Tabii ki futbol severleri kastediyoruz. Portekiz destekliyorum. Arjantin destekliyorum. Ya tabii ki Arjantin. Arjantin çünkü Brezilya'yı destekliyorum. Valla Dünya Kupası'nda pek bilgim yok. 2022 Dünya Kupası'nda grup maçları için geri sayım başladı. Katar ev sahipliğinde gerçekleşecek olan şampiyona için hazırlıklar sürüyor. Türkiye'nin katılım sağlayamadığı organizasyonda vatandaş acaba hangi ülkeyi destekliyor? Sizin için sorduk. Portekiz destekliyorum. Bir sebebi var mı? Ronaldo fanıyım. Ondan dolayı, başka bir şeyden değil. Tabii ki Hırvatistan'ı destekleyeceğim. Çünkü ben Makedonyalıyım. Maalesef Türkiye olsaydı Türkiye'yi desteklerdik. Arjantin. Sebebi ne? Messi'nin son Dünya Kupası'nın kazanmasını istiyorum. Portekiz. Ronaldo'nun alacağı bir intikam olduğunu düşünüyorum. Ben Ronaldo'cuyum. Kendisini çok seviyorum. Ben Portekiz destekliyorum. Çünkü Cristiano Ronaldo'nun son Dünya Kupası ve Dünya Kupası'nın kazanmasını çok istiyorum. Brezilya. Çünkü oyun tarzlarını ve Neymar'ı seviyorum. Onların alacağını düşünüyorum. Ya, tabii ki Arjantin. Neden? Ya, çünkü Messi'nin artık bir Dünya Kupası'nın olmasını istiyorum. Ben de Ronaldo'cuyum. Portekiz diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Diğer takımların da şansı yok. Boş boşuna uğraşmasın. Ben Arjantin'i destekliyorum. Çünkü sonuna kadar Messi'ciyim. Messi dünyanın en iyi futbolcusu olarak düşünüyorum. Ben de Arjantin'i destekliyorum. Arjantin çünkü Messi 2014'te kazanamamıştı ve çok iyi oynamıştı. Ama bu sefer kazanmasını istiyorum. Portekiz. Senegal. Çünkü mesela Fransa'ya baktığımızda Fransa'da Fransız yok. Veya öteki takımlar tamamen sömürgelerden kurulduğunu düşünüyorum. O yüzden Senegal kendi gücünde bir şeyler yapmaya çalışıyor. O yüzden Senegal'i destekliyorum. Ülke olarak Arjantin. Maradona'nın etkisi var diyeyim gençliğimizdeki futbolundan dolayı. Arjantin'i destekliyoruz. Brezilya'yı destekliyorum. Bilemiyorum, bize daha yakın geliyorlar. Kamerun tutuyorum. Beşiktaş'ın bir futbolcusu Kamerun'da oynuyor. Şu an Dünya Kupası'na gidiyor. Enkudu. Gerçekten çok başarılı olacağına inanıyorum. Buradan Enkudu'ya sevgilerimi iletiyorum. Ben İran'ı destekliyorum. Sebebi şu an bir dünya mücadelesindeler. Bu mücadeleyi Dünya Kupası'nda da gerçekleştireceklerini düşünüyorum. Ve başarılı olacaklar. İnanıyorum. Brezilya. Öyle bir sıcaklık hissediyorum Brezilya'ya karşı. Yine Brezilya. Yani zavallının yanındayız her zaman. Brezilya daha iyi. Çünkü Neymar var, kaliteli oyuncular. Arjantin'i destekliyorum bu sene. Şampiyon olacaklarını düşünüyorum. Dünya Kupası'nda olan bütün takımların bir tane Dünya Kupası var. Portekiz'in bir tane Dünya Kupası yok. Ronaldo sakatlanmıştı o zaman. Bence son dans olarak Ronaldo bu kupayı tek başına alabilir. Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyorum. Sebebi ne? Messi'yi sevdiğim için. Almanya'yı ben çok seviyorum. Almanya'yı çok sevdiğim için onu destekliyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı. Aralık ayında doğalgaza zam uygulanmayacağını belirtti. Ayrıca Karadeniz'de çıkarılacak doğalgaz hakkında müjde verdi. Bakan Dönmez doğalgaza zam konusuna ilişkin konuştu. Burada öncelikle küresel fiyatlara bakmak gerekiyor. Pandemi öncesi ve sonrasına bakacak olursak doğalgazda anormal artışlar oldu. Ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçici mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacak dedi. Öte yandan Karadeniz'de bulunan doğalgazla ilgili de kara ve denizde boru serim işlemi bitti. 280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak dedi.